Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz açı ve açı çeşitleri. Şimdi hepiniz dediniz ki hocam anlamıyoruz, hocam yapamıyoruz. Nasıl olacak? Şimdi hepsini halledeceğiz. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Şimdi ilk başta açı dediğim şey ne? Başlangıç noktası iki ışını birleştiren noktanın arasında kalan yere ben açı diyorum. Bakın başlangıç noktası ve iki ışını birleştiren nokta. Bunun arasında kalan yere ben açı diyorum. Peki bu ortak nokta yani açının önündeki nokta nedir? Açının köşesi diye adlandırdık. Bunlar da açının kolları şeklinde isimlendirdik. Peki ben bunu nasıl okuyorum? Bakın köşe mutlaka ortada olmak zorunda. A'dan başladım. A, B, C açısı üstündeki şu üçgene benzeyen şey açı demek ABC açısı ABC açısı şeklinde yazılır ve gösterilir ya da CBA şeklinde yazılıp gösterilebilir ya da sadece açının köşesini alırsınız yani B şeklinde gösterilebilir. Bunlar açıların gösteriş şekli ama mutlaka açının olduğu köşe ortaya yazılır bunu unutmuyorsunuz. Peki bu açının sayısal gösterimi nedir? Şimdi örneğin şöyle bir şey şekil var. KLM açısı doğru muyum? Ya da MLK açısı ya da sadece L açısı. Dediniz ortadaki açının sayısal gösterimi kaç dereceymiş? 50 derece. O zaman ben nasıl yazıyorum? Şu önündeki küçük m demek açının ölçüsü demek. Bu küçük m açının ölçüsü demek anlamına geliyor. KLM KLM açısının ölçüsü 50 derece ya da MLK MLK açısının ölçüsü 50 derece ya da sadece açının olduğu köşe L açısının ölçüsü 50 derece. Bu üç şekilde gösterebiliyorsunuz açı dediğim şey bu. Peki açı çeşitleri nelerdir? Şimdi dar açı dediğim şey dar açı ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılardır. Yani ne olabilir? 0 ile ya 0 olmaz gerçi. 1 ile 89 derece. Bu, bu, bu şekil. Bunların arasında gelip gidiyor. Yani şu ABC açısı gösterimi de bu bu şekilde. Şu ABC açısının ölçüsü bakın ABC açısının ölçüsü 0 ile 90 derece arasındadır. Bu şekillere ben dar açı diyorum. Peki dik açı ne demek? Ölçüsü tam 90 derece olan açılardır. Bakın şu şekilde çizdim. D, E, F şu diklik işaretiydi hatırlıyorsanız bir önceki videoda. Şu şekilde bir diklik işareti var. Bu 90 derece demek. Yani D, E, F açısının ölçüsü 90 derece. Yani nedir? Dik açı şeklinde dediniz? Yani tekrar ediyorum ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara dar açı, ölçüsü tam 90 derece olan açılara da ben dik açı dedim. Peki geniş açı ne? Geniş açıda 90 derece ile 180 derece arasında olan yani 90 derece olmaz çünkü 90 derece dik açı. O zaman 91'den başlayıp nereye kadar? 179 dereceye kadar. Bu ikisi arasında olan açılara da ben geniş açı diyorum ve gösterimi şu şekilde. Yani ABC 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 açısının ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındadır şeklinde yazdım. Peki bir gösterelim neymiş? Bu bir geniş açı değil mi? Geniş açının gösterimi zaten. Nedir? DEF DEF açısının ölçüsü 125 derece diyerek gösterdim. Peki doğru açı ne? ölçüsü tam 180 derece olan yani şöyle bir doğru. Bu doğrunun ölçüsü nedir? 180 derece. Peki tam açı ne o zaman? Tam açıda bu ikisinin birleşi. Yani şurada da bir tane olursa 180 artı 180 dereceden nedir? 360 derece. Bu da tam açıdır. Bu doğru açı. Bu da tam açıdır. Şeklinde buldunuz. Peki. Gelelim şu sorulara bir bakalım. Diyor ki K bir dik açı, L dar açı ve M ise geniş açıdır. Buna göre şu ölçülerden hangileri gibi olabilir? Baktım K dik açıysa ne demiştik? 90 derece. O zaman K'nın 90 derece olması lazım. D şıkkını eledik. Diyor ki L dar açı. Dar açı neydi? 0 ile 90 derece arasında olacak. Baktım 45 0 ile 90 arasında olabilir. 1 olabilir 0 ile 90 arasında ama 95 olmaz 90 dereceden büyük oldu. Bu ne oluyordu? Geniş açı oluyordu. O yüzden bunu da eledik. Peki M ise geniş açıdır. Yani 90 derece ile 180 derece arasında olacak. Burada ne demiş? 60. Böyle 60 olursa ne demiştik? Dar açı demiştik 0 ile 90 derece arasında. O yüzden bu da olmaz. Doğru cevap nedir? B şıkkı. Geldim bu soruya ne diyor? Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima yani her zaman doğrudur? Şimdi diyor ki birincisinde bir dik açı ile bir dar açının ölçüleri toplamı geniş açıdır demiş. Şimdi dik açı dediği şey kaç dereceydi? 90. Bir dar açı demiş. Hadi dar açıyı da bir alayım. 0 ile 90 arasında değil mi sonuçta? Bir aldım. 90 ile 1'i topladım. 91 derece oldu. Bakın en küçük halini aldım. Peki bu bir nedir? 90 ile 180 arasında olan açılar nelerdi? Geniş açı. O zaman bu daima doğru. Geldim. İki dar açının ölçüleri toplamı daima geniş açıdır demiş. Peki ben bir dar açı alayım iki tane. Birinin ölçüsünü bir aldım. Diğerinin ölçüsünü iki aldım. Bunlar dar açı değil mi sonuçta? 0 ile 90 derece arasında bu ikisi de topladım 3 derece e yine dar açı geldi ama demiş ki daima geniş açıdır o zaman yanlış bakın ben gösterdim üçüncüsünde diyor ki ölçüsü 0 ile 180 arasındaki bütün açılar geniş açıdır diyor şimdi geniş açı dediğim şey neydi 90 ile 180 arasında e peki 0 ile 180 arasında 90 derece var ama 90 derece dik açı her zaman geniş açı değil o yüzden bu da yanlış. O zaman daima doğru olan hangisi? Yalnız bir. Şeklinde soruları yapabilirsiniz. Biraz mantık gerektiriyor. Yani düşünmeniz gerek bu tip sorularda. Şimdi geldik çokgenlere. Hocam çokgen ne? Şimdi en az 3 doğru parçası olacak. 3 doğru parçasının oluşturduğu kapalı. Bakın kapalı şekillere ben çokgen diyorum. Kapalı ve doğru parçası olacak, değil mi? Doğru parçası. Şimdi baktım. Her tarafı kapalı ve hepsi de düz bir doğru parçası. O zaman bu bir çokgendir. Baktım. Yine düz ve kapalı. Çokgendir. Baktım. Evet, kapalı ama düz değil. O yüzden bu bir çokgen değildir. Baktım. Düz ve kapalı. O zaman bu da bir çokgendir. Baktım. Kapalı ama düz değil. Bir doğru parçası yok üstünde. O yüzden bu da bir çokgen değildir. Dedik. Peki çokgenler nedir? Kenar sayılarına göre isim alırlar. Peki o zaman baktım şuraya. Bunun kenarları kaç tane? 1, 2, 3. O zaman bu bir nedir? Üçgendir. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4. 4 tane kenarı var. O zaman bu bir nedir? Dörtgen kenar sayısına göre isim alır. Baktım 1 2 3 4 5. 5 tane kenarı var. O zaman bu nedir? Beşgendir. Baktım 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. O zaman bu da bir altıgendir. Çokgenler kenar sayılarına göre isim alırlar ve kenar sayısı kadar köşesi ve açısı vardır. Bunu birazdan göstereceğim. Şimdi diyor ki Ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçasına kenar denir. Nasıl yapıyoruz? Ardışık iki köşe nedir? Ardışık ne demek? Ard arda gelen. Şimdi şu bir köşe, şurası da bir köşe. İkisini birleştirdiğim zaman arada oluşan şekle ben ne diyormuşum? Kenar. Burası bir kenar. Tamam mı hocam? Köşe ne? O da ardışık iki kenarın birleştirdiği nokta. Ardışık ne demek? Ard arda demek. Şu bir kenar, bu da bir kenar. Bu ikisinin ortasında kalan, ikisinin kesiştiği noktaya ben ne diyormuşum? Köşe. Peki, köşegen ne demek? Ardışık olmayan, bakın ardarda gelmeyen iki köşeyi birleştiren doğru parçası. Örneğin ben şuradan bir köşe aldım. Şimdi ardışık olmayacak. O zaman burayı alamam. Burası köşegen değildir. Bir ondan sonraki köşeyi aldım. Bu ikisi arasında kalan doğru parçasına ben köşegen diyorum. Hocam başka çizemez miyiz? Çizebiliriz. Bakın ardışık olmayacak. Burayı ve bu köşeyi kenarı alamam. O zaman karşısındakini aldım. Şu köşeyle birleştirdim. Yine bir köşegen. Örneğin buradan çizdim. Burası da bir köşegen. Şeklinde köşegenleri yapıyorsunuz. Peki. Kenarlar arasında oluşan açılara ben iç açı diyorum. Bakın burada bir kenar var. Burada da bir kenar var. Bu ikisinin arasında kalan şu kenar ile şu kenar arasında kalan yere ben ne diyormuşum? İç açı. Peki başka var mı? Evet bu kenarla bu kenar arasında kalan şurası bir iç açı. Bu kenarla bu kenar arasında kalan yerde bir iç açıdır şeklinde buluyorum. Şimdi geldik sorumuza. Diyor ki şu şekle göre 1-2-3 soruları bir cevaplayalım. Şimdi Birinci soru. Çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi Aşıkkın demiş ki bu bir altıgen. Altıgen mi? 6 altı tane ne olacak? Kenarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarı var. O zaman bu bir altıgen. Diyor ki köşe sayısı ile iç açı sayısı birbirine eşittir. Şimdi kaç tane köşesi var bir bulalım. Neydi? 2 kenarın arasında kalan yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşesi var. İç açısı kaç tane? İç açı neydi? İki kenar arasında kalan yer. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet 6 tane de iç açısı var. O zaman nedir? Birbirine eşittir. Diyor ki kenarlarından biri FE doğru parçasıdır. FE nerede? Şurada. Evet bu bir kenar mıdır? Evet bu bir kenardır. O yüzden doğru. Diyor ki köşegenlerinden biri BC'dir. BC diyor. Şimdi bir dakika. Ben ne demiştim köşegene? Ardışık iki köşeyi birleştirmeyecek. Ama burada ardışık iki köşeyi birleştirmiş. Bu bir köşegen değil, bir kenardır. O yüzden bu yanlış deyip işaretledim. Geldim ikinci soruya. Diyor ki: "Aşağıdaki doğru parçalarından hangisi bu çokgenin köşegeni değildir?" Şimdi baktım. AC doğru parçası diyor. Yani şuradan şuraya bir doğru parçası varmış. Bir köşegen mi? Evet bir köşegen çünkü ardışık değil köşeler değil mi? Yani herhangi iki köşeyi birleştirdim. O zaman bu bir köşegen. Diyor ki BD. Yani buradan buraya bir doğru parçası var. Evet herhangi iki köşeyi birleştirmiş ama ardışık değil. Olabilir. Diyor ki BC. Baktım BC. Aa şimdi BC nedir? Bu çokgenin bir kenarıdır BC. Köşegeni değildir deyip C şıkkını direkt işaretledim. Diyor ki köşe sayısı kaçtır? Az önce bulmuştuk zaten. Köşe, köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşittir. Bu altıgen olduğuna göre köşe sayısı nedir? 6 deyip işaretliyorsunuz. Şimdilik buraya kadar işleyelim. Diğer dersimizde devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.